Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim, Çocuklar İçin Siyer programını sunar. Yüzü güzel, kalbi güzel, akıllı dostum. Merhaba sana. Nasılsın? İyi misin? Ah, iyi olmana çok sevindim. Ben mi? Teşekkür ederim. Elhamdülillah ben de iyiyim. Aramızda hasta olanlar varsa onlara geçmiş olsun. Allah hepsine şifalar versin. Sevgili Peygamberimiz hasta olanları ziyaret edermiş. Bunu biliyor muydun? Fakat ziyareti kısa tutarmış. Yanlarında güzel şeylerden bahsedermiş. Hastanın ayak ucuna oturur, ona dua eder, dua istermiş. Ziyarete gitmek için hastalığın üzerinden 3 gün geçmesini beklermiş. Çok uzak bir yerde de olsa hasta ziyareti yapmaya çalışırmış. Bunlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri sevgili dostum. Peki şimdi diyeceksin ki, sünnet ne demek? Şimdi bak, sana şöyle anlatayım. Sünnet yol demek. Sünnet-i seniyye de çok kıymetli olan yüce yol demek. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranış ve sözlerini takip ederek yürüdüğümüz yol diyebiliriz. Biz Müslümanlar her halimizde onu örnek almaya çalışırız. Çünkü onun her halinin Allah'ın sevdiği davranışlardan, Allah'ın en sevdiği davranışlardan olduğuna inanırız. Tabii ki bunun için Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını en güzel şekilde öğrenmek lazım. Ne dersin? O zaman hemen geçen bölümde neler vardı tekrar edelim. Önce Mekkeli Müslümanlar, sonra da nur yüzlü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir Medine'ye ne yaptılar? Hatırla bakalım. Evet, göç ettiler. Bu göçün adına ne dediler? Hicret dediler. Aferin sana. Biz Müslümanlar için hicri takvimin başlangıcı işte o hicret sayıldı. 622 yılıydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun süren bir yolculuktan sonra Medine'de sevgiyle karşılandı. Orada Ebu Eyyub el-Ensari adındaki sahabinin evinde kaldı. O sırada Müslümanların birlikte namaz kılacağı mescit yapıldı. Bu mescidin temelini de Efendimiz attı. Kendisi de yapımında çalıştı. Ya. Mescidin hemen yanına onun için odalar yapıldı ve Ashab-ı Suffa denen ilk Kur'an talebelerinin kalacağı yer yapıldı. Onlar Kur'an ayetleri iner inmez ezberliyorlardı. Peygamberimizin yanından ayrılmıyor, sözlerini kaydediyorlardı. Burası en güzel okuldu. Medineli Müslümanlara Ensar, Mekkeli Müslümanlara Muhacir denildi. Aralarında yüzyıllara örnek olacak bir kardeşlik bağı kuruldu ve ilk İslam devleti de kurulmuş oldu. Gül yüzlü, gül yanaklı güzel dostum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edeli tam 18 ay olmuştu. Aylardan Şaban'dı. Yüce Rabbimiz Bakara suresi 183. ayetiyle "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı" buyurdu. Böylece Ramazan ayı boyunca oruç Müslümanlara farz kılındı. O yıldan bu yıla Müslümanlar hep Ramazan ayını aynı heyecan ve sevinçle beklediler. Sahura kalktılar, iftar ettiler, sadaka ve zekat verdiler. Gece teravih namazları kıldılar. Ramazan ayını hep çok sevdiler. Müslümanlar Mescid-i Aksa yönüne doğru namaz kılıyorlardı. O zamanlar öyleydi. İlk kıblemiz orasıydı. Daha sonra bir ayet geldi ve bu ayetle kıblemiz Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'de bulunan Mescid-i Haram tarafına çevrildi. Yani Kâbe'mize. O günden bugüne kadar dünyanın neresinde olursan ol, yönümüzü Kâbe'ye döneriz. Tüm Müslümanlar kadın erkek, yaşlı genç bir olur ve tek olan Allah'a ibadet ederiz. Evet, ne diyordum? Medine'de Müslümanlar kardeş kardeş yaşıyorlardı. Ama Mekkeli müşriklerin rahat duracağı yoktu. Hicretin 2. yılıydı. Bu defa daha büyük bir ticaret kervanı hazırladılar. 1000 deveden oluşan bu kervan Şam'a gidecekti. Mekke'de hemen herkesin hissesi vardı bu kervanda. Kazandıkları parayla savaş için silah alacaklardı. Medine'ye saldırıp Müslümanları ortadan kaldırmayı düşünüyorlardı. Kervana Ebu Süfyan başkanlık ediyordu. 40 kişilik muhafızları da vardı. Sevgili Peygamberimiz bunu haber aldı. Savaşa engel olmak istedi. 313 kişiden oluşan bir orduyla yola çıktı. 74'ü muhacir yani Mekkeli, 239'u ensar yani Medineli Müslüman. Sadece 70 develeri vardı. Nöbetleşerek biniyorlardı. Bedir çok önemli bir noktada yer alıyordu gül yüzlü dostum. Şam, Mekke ve Medine arasındaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyaz bir sancağı vardı. Onu Musab bin Umeyr taşıyordu. Bir sancak Hazreti Ali'de, diğer sancak da Sa'd bin Muaz'daydı. Müslümanlar arasında bir casus kervanın Mekke'ye ulaşmasını engellemek için yola çıktıklarını Ebu Süfyan'a haber verdi. O da telaşlandı. Mekke'ye haber saldı. Kervanın yönünü de Bedir'den Kızıldeniz'e çevirdi. Mekkeliler hemen hazırlandılar. 950 kişiydiler. 100 atlı, 700 tane de deve vardı. Müslümanlardan kat kat fazlaydılar. Başlarında da Ebu Cehil vardı. Biz bu orduyla sadece kervanı korumakla kalmayız. Gitmişken Medine'yi de alır geliriz diye gururlanıyorlardı. Müslümanlar Bedir kuyularının olduğu yere yaklaşmışlardı. Görünürlerde kervan yoktu. Az sonra kervanın yol değiştirdiği haberi geldi. Sonra da Mekke'den büyük bir ordunun yaklaşmakta olduğu haberi. Sayıca çok üstündüler. Silah, at ve develeri de Müslümanlardan kat kat fazlaydı. Ne yapmaları gerektiği konusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabenin fikirlerini sordu. Hemen Hazreti Ebu Bekir söz aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne derse onu yapacaklarını söyledi. Hazreti Ömer de aynısını söyledi. Onlardan Hazreti Mikdat dedi ki: "Ya Resulallah, Rabbin sana neyi emrettiyse onu yap. Vallahi biz İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya dediği gibi git Rabbinle beraber düşmanlarına karşı çık. Biz buradan kımıldamayız demeyiz. Biz sen ne dersen onu yaparız ve sana uyarız" dedi. Medineli Müslümanlardan Sa'd bin Muaz da "Ya Resulallah, biz Allah'a iman ettik, seni tasdik ettik. Nasıl bilirsen öyle yap. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki eğer bize denizlerin ötesine gidelim dersen seninle beraber geliriz. Dağlara aşalım dersen yine seninle geliriz. Düşmanla savaşmaktan da hiç çekinmeyiz" dedi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cevap üzerine çok mutlu oldu. Gülümsedi. Hepsinin yürekleri imanla doluydu. Bu cesareti de imanlarından alıyorlardı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a zafer için çok dua etti. Ellerini gökyüzüne kaldırdı ve dedi ki: "Allah'ım, onlara karşı bize yardım et. Şu bir avuç Müslümanı muhafaza et. Onlar da yeryüzünden silinip giderlerse sana ibadet edecek kimseler kalmayacak. Ve Bedir Savaşı 13 Mart 624 Hicri 17 Ramazan. Sonunda iki ordu Bedir kuyusunun başında karşı karşıya geldiler. Müslümanlar Bedir kuyularını arkalarına almışlardı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son bir defa daha barış teklif etmeyi denedi. Hazreti Ömer'i Ebu Cehil'e gönderdi. Kimse zarar görmeden ordular geri dönsün dedi. Fakat Ebu Cehil bunu kabul etmedi. Gül yüzlü güzel dostum. O zamanlar bir gelenek vardı. Savaş başlamadan her iki taraftan 3 kişi çıkar, aralarında savaşırlardı. Mekkelilerden Utbe, Şeybe, Velid meydana çıktı. Peygamber Efendimiz de onların karşısına Hazreti Ali'yi, Hazreti Hamza'yı ve Hazreti Ubeyde'yi çıkardı. Tek tek çarpışmayı Müslümanlar kazandı. Buna en çok kızan Ebu Cehil oldu. Nasıl olur da kaybederlerdi? Hemen hücum emrini verdi, savaş başladı. Kılıç, at, deve sesleri birbirine karıştı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yerden bir avuç kum aldı, Ebu Cehil ve ordusunun üzerine savurdu. Yüzleri kara olsun dedi. Allah'ım kalplerine korku sal, ayaklarına titreme ver diye dua etti. Az önce söylemiştim sana, hatırlıyor musun? Mekkeliler silah, savaşçı, at ve deve bakımından Müslümanlardan en az 3 kat güçlüydüler. Ama güç kalabalıkta değildi. Yine Allah'ın yardımı yetişmişti. Rabbimiz meleklerini gönderdi. Sana meleklerin Allah'ın her emrini yerine getiren 2, 3, 4 kanatlı varlıklar olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musun? İstedikleri şekle girebiliyordu onlar. Hiç günah işlemiyor melekler. Allah ne derse emrini hemen yerine getiriyorlar. Nurdan, yani ışıktan yaratmış Allah onları. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Müslümanlara yardımını gönderdi. Güzel rehberimiz Kur'an'ımızda Ali İmran suresi 123 ve 124. ayetlerde bak bu konuda ne diyor? Andolsun ki sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi size yetmez mi? Rabbimiz meleklerini gönderip yardım etmişti. Tıpkı, hatırla bakalım. Evet, aferin sana. Ebrehe Kâbe'ye saldırdığı zaman Ebabil kuşlarını gönderip yardım ettiği gibi. Sonunda zafer Müslümanların oldu. Ebu Cehil ağır yaralıydı. Nasıl olur da bu büyük ordu küçücük orduya karşı kaybederdi? Bir müddet sonra öldü. 624 yılıydı. Bedir Savaşı 5 saat sürmüştü. O dönem savaştan geride kalan ne varsa, bu eşya ya da para olabilir, işte bunlara ganimet denirdi. Ganimetler de kazanan tarafın olurdu. Savaş bittikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Bedir Vadisi temizlendi. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevre temizliğine çok çok dikkat ederdi. Müslümanların evlerinin, mescitlerinin, elbiselerinin temiz olması önemliydi. Gezdikleri, oturdukları yerlerin temiz olması da. Temiz olması yetmezdi, temiz kalması da önemliydi. Müslümanlar yere tükürmez, çöp atmaz, kirletmez. Aksine Müslümanlar nereye gitse orayı güzelleştirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Bedir Savaşı sonrası buna dikkat etmişti. Ganimet ve 70 esiri alıp 3 gün sonra büyük bir sevinçle Medine'ye döndüler. Evet, gül yüzlü güzel dostum. Esir düşmek güzel bir şey değildir. O zamanlarda da bir şekilde esir düşenlerin hayatlarının geri kalanı pek iyi olmuyordu. Fakat İslam dini bambaşkaydı. O, İnsanı insan yapan, zayıfları her durumda koruyan muhteşem bir dindi. Esir düşenlerden bazıları Müslümanlara kötü davranan kişilerdi. Buna rağmen Müslümanlar onlara iyi davrandılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapılması gerektiğini sahabeye danıştı. Acaba ne yapsak diye düşünüyorlardı kendi aralarında. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, "Ya Resulallah, bu esirler müşrik de olsalar bizim akrabalarımız. Kurtuluş fidyesi alıp onları serbest bırakalım." Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etti. Aralarında aileleri fidye veremeyecek kadar fakir olanlar da Müslümanlara okuma yazma öğretecekti. Her esir 10 Müslümana okuma yazma öğretince hür kalacaktı. Müslümanlar ne yedilerse esirlere de onu verdiler. Ne giydilerse giydirdiler. İslam'ın yüce ve muhteşem ahlakına örnek oldular. Fidye verenler Mekke'ye döndü. Veremeyenler de 10 Müslümana okuma yazma öğretip hür kaldı. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük kızı Hazreti Fatıma'dan bahsetmek istiyorum sana biraz da. Yürüyüşü, konuşması, gülüşü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok benziyordu. Efendimiz ona, "Kızım Fatıma insan hurisidir," diyordu. Onun başını, saçını ne zaman koklasa, "Ben cennet kokusu kokladım," derdi. Hazreti Fatıma evlilik çağına gelmişti. Onunla evlenmek isteyen çoktu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda da "Ben Fatıma hakkında Allah'ın emrini bekliyorum," diyordu. Yüce Rabbimiz Hazreti Fatıma'nın amcası oğlu Hazreti Ali ile evlenmesini uygun gördü. İlk bebekleri erkekti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adını Hasan koydu. İkinci bebeklerinin adı da Hüseyin oldu. Efendimiz her ikisini de çok ama çok severdi. Zaman zaman onları sırtına alır, gezdirirdi. Onlarla oyunlar oynardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları da, tüm çocukları da çok ama çok severdi. İşte böyle benim akıllı dostum. Çocuklar İçin Siyer programımız devam edecek inşallah. Ama bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar şimdilik hoşça kal. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Çocuklar İçin Siyer programını sundu.